şu anda fuardaki en etkileyici telefonlardan birisini kontrolü. Nokia Scirocco. Nokia 8 Scirocco modeli. Şimdi şunu söyleyelim, telefonu ilk böyle baktığımızda gerçekten acayip şık, evet, görünümlü. Baksana. Yalnız... Zihnet eşyası gibi. Karizmatik duruyor hakikaten. 18'e 9 değil, 16'ya 9 ekrana sahip. Evet. Şu tuşları bir göstersene bak. Yan... Tuşlar çok güzel gizlenmiş. Evet. Hiç dışarıda bir çıkıntısı yok. Evet, telefonun kısaca bir özelliklerini anlatalım. Aynen, kamerayla başlayalım. Zeiss lens var üstünde. Evet. Zeiss dediğin zaman bayağı Sony'nin bile çalıştığı bir firma, biliyorsunuz Zeiss. Zaten Nokia'nın kameraları genelde iyi oluyor. Aynen. O da bir gerçek. Fotoğraf eskiden de güzel çekerdi. Şimdi de güzel çeken bir kamerası var. İki tane kamera var. Biri 12, biri 13 megapiksel, evet, kameralar. Ekran 5.5 inç, 16'ya 9, 18'e 9 değil. Zaten o küt gibi böyle birazcık görüntüsü. Ama bence daha kompakt gözüküyor. Yani hakikaten şu ana kadar fuarda gördüğümüz en düzgün telefonlardan, keyifli telefonlardan biri gerçekten. Bak, telefonu eline aldığın zaman böyle şey, oturaklı bir havası var. Ağır da bir telefon yani böyle. Aynen, şey. Aynen. Malzeme, evet, kalitesi yüksek yani telefonun. Güzel gözüküyor. Ön kamerası 5 megapiksel. Şey gösterelim. Edge telefonlarda gördüğümüz o kıvrımlı ekrana sahip. Çok hafif köşeleri olsa. Ama şıklık vermiş orada, evet, yani bir bütünlük vermiş. Arka taraftan şimdi bir tek şu arada bir keskinlik var, elin sürtüyor. Aynen. Orayı tam yapamamışlar. Ama illa bir şey söyleyeceğiz, daha yapalım. Ben gördüm, bir söylüyorum. Aynen, çok böyle takılıyor böyle. Hani bazıları sevmiyor. Yani. Bazıları sevmiyor mesela, ben tırnakla oynarsın böyle ama telefon hakikaten sağlam ve güzel, ama şık duruyor. Ama masada mesela bir kurmuş bir şey var, böyle böyle kazıyabilirsin çok, tabii, rahatlıkla. Bu arada kazıdım. Kazıdım. Kazıyor bak. Yalan da değilmiş bak. Ekranı 2K, onu söylemedik. Ekran güzel. Ön kamerası 5 megapiksel. 6 GB RAM'i var. Kuvvetli bir telefon. 128 GB dahili hafızayla geliyor. Snapdragon 835. Qualcomm, evet, Snapdragon var. 845 en üstü, bir altındaki diye, evet, düşünün. Çok kötü değil. Yani amiral, aynen, gemisi ama seviyesinde. Görüntüye baksana abi. Şu an masanın arkasını çekiyor şurayı. Kamera kalitesine bayağı hakikaten iddialı kamerası. 3260 mAh bataryası var. USB C-Type girişi var. Kamera efsane. Muazzam bir kamera. Oo, kamera hakikaten güzel yani. Hakikaten sevdim kamerasını. Bir de ön kamerayı bakalım, açalım. Harbi güzel kamerası var yani. Yani 5 megapiksel orta seviye bir kamera. Ardından arkada var, Zeiss muhabbeti arkasında. Aynen. Bu arada Android One'la geldiği için güncelleme desteğini bir, evet, süre alacak. Öncelikli telefonlardan bir tanesi olacak. Yani Android 8.1 oraya işlemci üzerinde zaten. Ama Android One, One grubunda yani. O yüzden de öncelikli güncelleme olacak. Bir özelliği de var. Android One grubundaki ilk amiral gemisi telefon bu. Nokia, aynen, 8 Scirocco. Hakikaten merak ettim. Şimdi bunun Türkiye'ye giriş tarihini falan Nokia ekibinden öğreneceğim. Bir şey söyleyeyim, çok sağlam telefon. Bu kulaklık girişi yok bu arada, onu söyleyelim. Bu iş yapar abi bu telefon. Yapar yapar. Harbiden yani fotoğrafı çekince biz böyle şaşırdık biraz. Özellikle Zeiss lensin farkını hakikaten hissettirdi. Parmak izi okuyucusu arkada, kameraların arkasında hemen altında duruyor. Hı hı. Lensi böyle silecek gibi yanlışlıkla karıştıracağım bir yerde değil. Tek sıkıntı böyle birazcık tabii Zeiss lensin çıkıntısı var. Orada kamera, aynen, mekanizmasını sığdırmak için biraz dışarı taşırmışlar. Ama kılıfla tam sıfırlanacak muhtemelen. Yani büyük şuradaki olayı o çözecekler. O keskinlikle kılıfla büyük ihtimalle gidecek. Aynen öyle. Kılıflı hali. Ama vallahi başarılı. Şunu kılıfsız da kullanmak istersin be. Yok ya, şekil telefon yapmışlar. Hakikaten Scirocco zaten. Adı, aynen, da var. Scirocco. Güzel yani adı. Aynen. Bir de video performansına bakmak istiyorum. Bu arada 2x optik zoom'u da var üzerinde. Ooo. Yani. Evet. Otofokusu gördün mü ne kadar hızlı yaptı? Evet. Baksana. Ha, hiçbir şey yapma bak, otofokus kendi yapıyor zaten eti. Çat diye yakalıyor. Güzel. Senin telefonu da yedim arada. Oldukça başarılı. Bakalım 30 saniyelik bir çekim yaptık, ısındı mı?
ısınmadı. Yok, ısınmadı daha bu kadar. Yani bu tabii ön incelemesi. Hani burada bir şey anlatamayız. Keşke videoları alıp koyabilsek ama. Aynen öyle. Avrupa fiyatı çok uygun mu telefon? Yani diğer amiral gemileri gibi artık biliyorsunuz 900 ve 1000 euro bandına çıktı amiral gemileri. Nokia Scirocco, Nokia 8 Scirocco'nun Avrupa'daki satış fiyatı 750 euro olacak. Aynen. Umarız bize de biraz daha ucuza gelir. Hakikaten ilk intibası çok güzel telefonun. Tabii kullanmak lazım. Şimdi bu Türkiye'ye gireceği zaman Tarex'e girecek. Bu Tarex sisteminden onay aldıktan sonra tabii biraz daha vakti var yani. Tarex'e girdikten sonra ne kadar süreceği oradaki incelemenin belli olmadığı için de hemen şu tarihte piyasaya sokabiliyoruz diyemiyor markalar. Çoğu marka aklınızda gibi. Aklınızda olsun. Yani diğer markalar için de bu. Sony için de, Samsung için de ismi mesela Scirocco. Nokia 8 Scirocco diye geliyor mesela. Türkiye ismini bu isimle soktuysan değiştiremiyorsun. Tabii mesela bence Nokia Scirocco diye gelmeliydi. Nasıl evet. Nokia 8110 yine Nokia 8110'da yenilediler. Aynen öyle. Şimdi birazdan onun videosunu onu da çekeceğiz size. Dolayısıyla bu telefon güzel. Vallahi ilk yani ilk görüşte bayağı ben alırım dersin. Doğru telefonu. Olduğunu hissettim. Evet. Alayım şuradan hemen. Bu taraf da boşaldı ya onun için. Şurada evet. Bak kamera lens sistemini de gösteriyor. Onu da göstereyim. Genel bir bilgi vereyim. Zeiss gördün mü yapış. Aynen öyle yani. Net yani. Bizim o kullandığımız Sony kameralarda işte RX100 Mark 5'te, AX53'te hatta çoğunda yani. Tüm seri neredeyse o grubun tüm Zeiss serisi lens var. Zeiss'la yapılıyor. Otofokusu çok hızlı yaptı. Aa dedik ya videoda. O işte hep Zeiss sayesinde aslında. Aynen. Mercek sistemi müthiş. Evet. Şimdi o zaman Scirocco'yu bakalım. Beğendiyseniz altına bir yazın bakalım yorumlar ya sizin görüşünüz ne? Beğendik hani. Tabii kullanmak lazım uzun soluklu, uzun uzun incelemek lazım. App'leri kullanmak lazım ama aynen ilk öyle. İntiba olarak Android One'lı amiral gemisi bir de. Bir de hakikaten yani şey yani şekil. Şık yapmış. Bir de bizim nesile zaten Scirocco deyince böyle bir tabii şey nostalji. Karizmatik de geliyor. Yani altyapı öyle hazırlandığı için aynen öyle. Oturaklı geliyor telefon. Evet. Hadi. Geçiyoruz biz. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bu videoda burada bitti.